Şimdi şöyle yapıyorlar. Bunun manası ne? Şu elim efendim Allah'tan alıyor. Bu halka veriyor. Hak'tan alıp halka veriyor. Peki kendisi kim? Sen kimsin? Kendisi ne halk ne Allah. Kim? Ne olur bu? Tanrı olmaz mı? Hak'tan alıp halka veriyormuş. Peki sen kimsin? Mevlana'nın Mesnevisi'nin ön sözünü bir okuyun lütfen. Kendisi tarafından yazılmıştır. Yazan kendisi. Diyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi bu dinin aslı nedir? Kur'an. Kur'an'ın aslı? Levh-i Mahfuz. Onun aslı? Allah-u Teala. Yanlış anlarsınız diye diyor ki Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor. Yani asılların asılların asıllarıdır yanlış anlarsınız. Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor ve öyle devam ediyor. Allah'ın sözü olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın çok üstünde oluyor. Çok üstünde. Bayezid-i Bistami hacca gidiyormuş. Yolda bir fakir rastlıyor. Bunlar hep Hint fakirleridir. Fakir. Nereye gidersin Bayezid diye soruyor. Hacca giderim diyor. Eteğinde kaç liram var diyor. Diyor ki 3 dirhemim var. Bayezid diyor. Allah o Kabe'yi yaptırdı. Bir daha oraya uğramadı diyor. Ama benim içimden bir gün olsun çıkmış değildir. Şimdi o 3 dirhemi bana ver. Etrafımda 7 kere dön memleketine git diyor. Açın okuyun. Şey değil. Mevlana'nın Mesnevisi'nden. Diyor ki Bayezid orada gerçeği anladı. 3 dirhem ona orada ermiş. 3 dirhem orada ona verdi. Etrafında ilk kere döndü ve memleketine döndü. Ondan sonra adam olmuş. Buradaki maksat nedir biliyor musunuz? Bunun arkasında büyük bir inanç var. Zerdüştlükte kişinin içine Allah girer. Herkese değil. Böyle belli seviyeye gelen kişilere. Benim içimde Allah var diyor ya, benim içimde çıkma diyor ya. Ne gidip o taş binada ne yapacaksın diyor. Haşa Allah'ın etrafında 7 kere dolaşmış o diyormuş.